Mesela kan sayısı eğer çarpma işlemi varsa, konu anlatım kısmında da size söylemiştim. Ya üstler aynı olacak ya altlar aynı olacak. Aynı değilse biz zaten benzetiyoruz. Bunların üstleri aynıysa 2 kere 5 ne oldu? 10 üzeri 5 oldu mu? Evet. Bu 10 üzeri 5 aynı zamanda şu demek çocuklar. Demek ki birin yanına 5 tane 0 yaz demek. Yani bu ne demek? Birin yanına 5 tane 0 yaz demek. Şimdi L'ye bakıyorum. L sayısına bakıyorum. Bakın tabanı aynı olanlarla işlemi yapabilirim. Bunların tabanları aynı ise biz ne yapıyorduk? Aşağıdaki eksi biri ne yapıyorduk? Yukarıya artı bir olarak atıyorduk, değil mi? Yani ne oldu? 2 üzeri 8 oldu. Çarpı 3 üzeri 0 nedir? 1'dir. Zaten dahil etmiyorum. 1. Alttaki 5 üzeri eksi 8'i ne yapıyorum? Yukarı 5 üzeri artı 8 olarak atıyorum. Şimdi bunların tabanları aynı olduğuna göre üstleri pardon. Üstleri aynı olduğuna göre tabanlarını çarptım. 10 üzeri 8 oldu. 10 üzeri 8 ne demek? Birin yanına 8 tane 0 yaz demekti, değil mi? Şimdi M'ye bakıyorum. M'ye bakıyorum. Hem taban aynı hem üst aynı ise çocuklar tabanlar aynı üstleri topluyoruz diyebilirsiniz. Yani 15 üzeri tabanlar aynı tek taban yazıyorduk, değil mi? 2, 4, 6 yazıyordum. Buraya tabanlar aynı 5 üzeri 2, 4, 6 yazıyoruz. Anlaşılmadık bir şey var mı burada? Burada üstler aynı tabanları da çarpabilirsiniz ama bak unutmayın. Eğer tabanları çarparsanız çok büyük sayılar çıkıyor. Biraz da böyle uyanık davranın. Şimdi bunların üstleri aynı olduğuna göre ben tabanları birbirine bölebiliyordum. 15'i 5'e böldüm. Ne oldu? 3 üzeri 6 oldu. Neyi bulalım şimdi? Bakalım N'de ne var? 2 üzeri 8, 2 üzeri 3. Eğer ki tabanlar aynı ise aşağıdaki 3 yukarı olarak, yukarı eksi olarak geçti. 8 eksi 3 ne oldu? 5. Aşağıdaki eksi 6 yukarı ne olarak geçti? Artı 6. 5 üzeri ne oldu? Eksi 1 artı 6 ne oldu? 5. Üstler aynı, tabanları çarptım. 10 üzeri 5. Tek tek buldum. K 10 üzeri 5. L 10 üzeri 8. M 3 üzeri 6. N 10 üzeri 5. Tamam mı? Gel K Ceyda. ve L sayılarının çarpımı. K nedir? 10 üzeri 8 çarpı L. K neydi? 10 üzeri 5'ti, değil mi? 10 üzeri 5 çarpı L neydi? 10 üzeri 8. Bunları çarparsam tabanları aynı, üstler toplanır. Kaç oldu? 10 üzeri 13 oldu. 10 üzeri 13 demek birin yanına 13 tane 0 yaz demek. Birin yanına 13 tane 0 yazdım. Bir de 1 var. 14 basamaklı oldu mu? Evet, oldu. L sayısının K sayısına bölümü. L sayısı neydi? 10 üzeri 8'di. K sayısı neydi? 10 üzeri 5'ti. 10 üzeri 8'i 10 üzeri 5'e bölersem 8'den 5 çıktı ne oldu? 10 üzeri 3. Negatif bir sayı mıdır? Hayır, yanlış. Cevabımı buldum. Gamze Nur söyle. Hocam neyi bir daha anlatır mısınız? L'yi bir daha anlatayım. Tamam kızım, hemen anlatıyorum. Şimdi bakın. Şöyle kenara çekiyorum. Yok hocam Bunlar ne? tabanı 2 olanlar. Hocam 2 üzeri 7. Efendim canım. ne? Nidenin nesi? Tamam kızım. Evet. Şimdi bakıyorum. Bunların tabanları aynı mı yavrum? Alttaki Evet artı hocam. 3 yukarı ne olarak geçti? Eksi 3. Bunların da tabanları aynı. Alttaki eksi 6 yukarı ne olarak geçti? Artı 6. Var mı soru buraya kadar? Yok hocam. Yok. 2 üzeri 8'den 3 çıktı. 5. 5 üzeri 6 eksi 1 ne oldu? 5. Bu sefer çarpım durumundalar. Üstleri aynı ise tabanları çarptık 10 üzeri 5. Oldu mu? Tamam hocam. Hocam. Bilimsel gösterimi anlatacağım yarın. Sırada o var. Çıkacak birazdan. Tamam mı kızım? Hocam M'yi bir daha anlatır mısınız? M'yi mi? Evet hocam. M'ye bakıyorum. Tabanları aynı mı? Aynı.
Üstleri topluyorum. 2, 4, 6. Tabanlar aynı mı? Evet. Üstleri topluyorum. 2, 4, 6. Şimdi üstler aynı olduğuna göre 15'i 5'e böldüm. 3 üzeri 6 oldu mu? Oldu. Tamam. Devam. Çocuklar bakın, dün bunu çözdük mü bilmiyorum ama çözdüysek bile yine çözüyoruz. Ben size ne dedim? Üslü sayılarda 9'u gördüğün anda 9'un yerine ne yazıyorsun? 3 üzeri 2'nin karesi. 3 üzeri A eşittir. 81 ne demek? 3 üzeri 4. Bundan bunu çarptım ne oldu? 3 üzeri 4. 3 üzeri 4 ile 3 üzeri A'yı çarpmışım. 3 üzeri 4. Peki çarpım durumundaysa bunların tabanları aynı. Üstleri topladım. 4 ile neyi toplarsam 4'ü verir? 0'ı toplarsam. Demek ki A nedir? 0. Var mı sorun? Yok. Şimdi geldim buraya. Bana diyor ki 8. 8 yok. 2 üzeri 3 var. 2 üzeri B var. Eşittir. 2 üzeri 2 oldu. 2 üzeri 3 ile B'yi topluyorum. Değil mi? Tabanları aynı. 2 üzeri 2 veriyor. Tabanları aynıysa üstlerin aynı olması için 3 ile neyi toplarsam 2'yi verir. 3 ile eksi 1'i toplarsam 2'yi verir. B'de eksi 1 olur mu? Olur. Tamam mıdır? 5 üzeri 1 ile 5 üzeri C'nin çarpımı neye eşit? 625, 5 üzeri 4. 1 ile neyi toplarsam 4'ü verir? 3'ü toplarsam. C'yi de 3 buldum mu? Buldum. Parmak kaldıranlar söyleyin, ne istiyorsunuz? Soruyu çözmek için. Yok, soruyu çözdürmüyorum. Soruyu ben çözüyorum. Yapamadığınız, anlamadığınız bir şey varsa, pardon. Anlamadığınız bir şey varsa söyleyin sadece. Peki biz B'yi ne bulduk? B'yi ne bulmuştuk? 2 üzeri 3, eksi 2 mi bulmuştuk? Eksi 1 mi? B eksi 1 üzeri A'yı ne bulmuştuk? 0. Bakın paranteze yazdım. Ben size ne dedim? Bir harfin değerini yerine yazarken paranteze yazın demiştim. Hatırlıyor musunuz önceki dersimizde? C'nin yerine ne yazdık? C'de 3 müydü? 3'ü de yazdık buraya. Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1. 1 eksi 3. Bu artı 1, bu eksi 3. Eksi 2 oldu mu? Evet. Hadi şu çözümlemeyi de işleyelim. Sonra bilimsel gösterim gelecek büyük ihtimalle. Çözümleme. Şurada çözümlememiz var. Biz ne yapıyorduk? Bakın en başta sana dedim. Sıfırdan başlayın. 0, 1, 2. Eksi 1. Eksi 2. Eksi 3 diye yazıyorduk değil mi? Sayıyı yazıyordum. 2 çarpı 10 üzeri. Üstünde ne varsa o. 10 üzeri 2. Artı her zaman. Sayı yazdım yine 2 çarpı 10 üzeri. Üstünde ne var? 1. Artı. Sayı yazdım 4. 4'ün üstünde ne var? 10 üzeri 0. Artı. Sayı yazdım 0 yazmıyorum. 0 yazmıyorum. 5 çarpı 10'un üstünde ne var? Eksi 3. Bak ne yapacağız? 0, 1, 2, eksi 1, eksi 2, eksi 3. Sırayla yazdım. Sonra sırayla yazıyorum. Diyor karşılığını bulalım. 5 çarpı 10 üzeri ne olacak? 10 üzeri 2. Demek ki x ne olmalı? 2. Sonraki sayım 0 yazmıyorum. Zaten yazmamış. Sonraki sayım ne? 2 çarpı 10 üzeri 0. 2 çarpı 10 üzeri 0. Y kaç oldu? 2. Sonraki sayım ne? 4. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. Evet yazmış zaten. Sonraki sayım 0 yazmıyorum. Sonraki sayım ne? 7 çarpı 10 üzeri eksi 3. O zaman x'e karşılık gelen sayı ne oldu? 2 oldu. Y'ye karşılık gelen sayı 2 oldu. Z'ye karşılık gelen sayı ne oldu? Eksi 3. X ile Y'yi topladım ne oldu? 4. Eksi 3. 4'ten 3 çıktı ne oldu? 1. Tamam mıdır çözümleme? Şimdi geçelim bir de bilimsele. Bakın burada bilimsel var. Bu dersimizde bilimseller işleyelim. Bakıyorum. Bilimsel gösterim için çocuklar ben size ne dedim?
virgülden önce bir sayı olacak. Normalde bu tam sayı olduğu için virgül şu an nerede? En sağda. Virgül nereye gelecek? Buraya. Virgül buraya gelince sayımız ne oldu? 2,89 çarpı 10 üzeri. Virgül sola giderse sayı küçülür. Sayı küçülür. Sağa giderse sayı büyür. Eğer sayı büyürse, sayı küçülürse o zaman ne olur? Üst büyür. Tamam mı? O zaman burada ne olur? Üst küçülür. Tamam mı? Şimdi diyorum ki bizim sayımız ne kadar küçüldü? Buradan buraya gelene kadar ne oldu bizim sayımıza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 basamak küçüldü. Çünkü sola doğru gitti. Sanki burada 0 varmış gibi düşünüyorsunuz. Sola doğru gidince 8 basamak küçüldüyse üst ne olacak? 8 basamak büyüyecek. Sanki artı 8'miş gibi olacak. Anlaşıldı mı? Cevabım B olacak. Ondalıklı sayılar bu. Bir tane daha örnek veriyorum. 125, 0, 0, 0, 0, 0. Virgülümüz şu an burada. Hocam bir şey sorabilir miyim? Öyle. B'de 7 yazdı. Evet hocam, 10 üzeri 8 yazdınız. Sonra B'de de 10 üzeri 7 işaretlediniz. He, pardon. Pardon. Ben zannettim ki o 10'a eşit oluyor. 2,89 10 üzeri 8 dedim değil mi? Evet hocam. Hangisine eşit olabilir diyor. Buna eşit olmadığını gördük değil mi? Ama hocam 7 basamak yok. Bakalım. Pardon, 8 basamak. 8 basamak. Bakalım. Diyorum ki acaba D olabilir mi? Ya da C olabilir mi? C olması için virgülü buraya getirirsem sayı 1 basamak büyüdü mü? Sayı 1 evet. Basamak büyür, büyürse üst 1 basamak küçülür. Eksi 7 olur mu? Artı 7 olur mu? Bu da olamaz dedik. Devam ediyorum. Diyorum ki acaba A olabilir mi? A olması için bilimselini sormamış. Benim aklım bilimsele gitti. Bilimseli sormadığına göre virgül buraya gelirse, yani 0,289 olursa sayı kaç basamak küçüldü? 9 basamak mı küçüldü? O zaman üst 9 basamak büyüyecek. Ne olacak? Bu olacak. Demek ki bizim cevabımız A, ama bilimselini sorsaydı cevap bu olacaktı. Bilimsel 2,89 çarpı 10 üzeri 8 olacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Devam. Bakıyorum. 18 çarpı 10 üzeri 5. Bakalım. Bu 4'ünü de bilimsel göstereceğim. Ben bunu 1,8 mi yapmam lazım bilimsel gösterim için? Sayımız 18 iken 1,8 oldu. Bir basamak küçüldü. O zaman üst bir basamak büyüyecek. Ne olacak? 10 üzeri 6 mı olacak A şıkkı? B'ye bakıyorum. Bilimsel göstermek için sayımız buraya mı geldi virgülümüz? Virgülümüz buradayken buraya geldi. Sağa doğru gittiğine göre sayı büyüdü mü? 1,8 olduğuna göre sayı büyüdü. Sayı kaç basamak büyüdü? 1, 2, 3, 4, 5 basamak büyüdü. O zaman 5 basamak küçülürse 10 üzeri 6 olur mu? Evet. C'ye bakıyorum. Sayımız bu, virgülümüz buraya gelirse, 1,8 olursa çarpı 10 üzeri. Sayımız 3 basamak küçülürse, ne olur 3 basamak küçülürse? Üst 3 basamak büyüyecek. Ne oldu? Bu da 6 oldu. Cevabımız D ama yine çözelim. Zaten sayımız bilimsel gösterilmiş 1,2. Buranın ne olması gerekiyordu? 6 olması gerekiyordu ama 6 değil. Tamam mıdır bilimselin mantığı? Tam oturmadıysa bile bir tane sorumuz daha var. Şimdi tam oturacak. Bakıyorum. Virgülümüz nereye gelecek? Buraya. 6,25 çarpı 10 üzeri bakalım kaç olacak? Virgülümüz sağa doğru kaydığına göre sayı doğrusundan sağa doğru gelmesi demek sayı büyüdü demek. Sayı büyürse üst küçülecek. Ama ne kadar küçülecek? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 küçülürse ne olacak? Eksi 6. Bakıyorum acaba hangisi bilimsel gösterimi 6,25 10 üzeri eksi 6 olur? Tamam mı? Bakalım.
Zaten bu olmadığı kesinleşti değil mi? Evet, çünkü 6,25 10 üzeri eksi 6 bulduk, bu 7. Bakalım bu nasıl olacak? Bunu 6,25 yaparsam sayı 2 basamak küçüldü mü? Üst 2 basamak büyüyecek. Yani artı 2. 10 üzeri eksi 6 olur. Doğru mu? Evet. Sayı 6,25 yaparsam sayı virgül sola kaydı değil mi? 1 basamak küçüldü. Üst 1 basamak büyüyecek. 10 üzeri ne olacak? Eksi 6. Bu da olabilir. Virgül buraya gelirse 6,250 oldu 6,25. Sayı 3 basamak küçülürse üst 3 basamak büyüyecek. Ne olacak? Eksi 6. Anlaşılmadık bir şey var mı? Bakın şimdi burada altta başka soru var mı? Var. Bir tane soru daha varmış. Virgülümüz nereye gelmiş? Bakın adam bu sefer bilimseli sormuyor. Diyor ki virgülün diyor buraya gelsin. 13,8 olsun. Senin sayın ne oldu? Virgülün sağa doğru geldi. Sağa doğru gelirse sayın büyür. Kaç basamak büyüdü? 5 basamak büyürse üst 5 basamak küçülecek. A ne olacak? Eksi 5 olacak. Tamam mıdır? Tamamdır. Devam ediyorum. Bunu çözdük değil mi? Aa bak ne diyor? Aralarında asal. Geçen sene böyle bir soru çıkmıştı yazılarda. Aralarında asal böyle eşitlik verirse, aralarına asal dediğin sayılar bölünmemesi gerekiyor da ortak bir sayı. Ama bunlar bölünüyor. Hocam ben bunları bir 6'ya böleyim diyorum. Ne dersiniz? 6'ya bölersem ne olur? Bakalım. 6'ya bölersem 5 olur. 6'ya bölersem 8 olur. O zaman oldu. Aralarında asal oldu 5 ile 8. O zaman bunlar da aralarında asal. Yani A eksi 1 5'e eşit. A ne oldu? 6. Demek ki böyle bir soru verdiği zaman önce bir sadeleştireceksiniz. B artı 3 8 oldu. B ne oldu? 5. Anlaşılmadık bir şey var mı? A artı B ne oldu? 5 ile 6'yı topladım. Ne oldu? 11 oldu. Aralarında asal dediği zaman sayıları önce sadeleştiriyoruz. Çocuklar Mesut hocanız kaydediyor. Bunu YouTube kanalımıza atacak. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Takıldığınız, anlamadığınız bir soru olursa tekrar oradan bakın. Tamam mı? Geliyorum buraya. Aralarında asal. Bakın buraya yazmamış ama ben söylüyorum. 1 ile tüm sayılar 1 ile tüm sayılar aralarında asal. Bunu unutmayın. Yani mesela burada 8 yerine deseydi ki 1 ile 15 aralarında asal değildir, yanlış. Çünkü 1 ile 15 aralarında asaldır. 8 ile 15 aralarında asal değil, yanlış. Çünkü aralarında asal. İkisi de ortak böleni olmayan sayılar. Diyor ki aralarında asal, yanlış. İkisi de 3'e bölünüyor, olmaz. 17'nin 4 katı 68. Bunların ikisi de 4'e bölünüyor. Aralarında asal değildir, doğru. Bunların ikisi de 3'e bölündüğü için aralarında asaldır diyor, yanlış. Demek ki aralarında asaldır, boşluk doldurma soruları da sorabilir. Ya da bazen böyle diyor ki, başına yazıyor, doğru yanlış diye işaretleyin. Aralarında asal mıdır değil midir? Sizden ricam bak unutmayın. 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır. Çünkü bunu soracak yazılarınızda size. Onun için iyi öğrenin. Şimdi diyorum ki, ardışık sayılar neydi? Ardışık sayılar. Aralarında asal. Aralarında, peki. Mesela diyelim başka bir şey söyleyeceğim. Pardon, aralarında asal dedim. Özür dilerim, yanlış söyledim. Aralarında asallarla ilgili. Şimdi diyorum ki, EBOB'u neydi aralarında asalların? Diyecektim ki aralarında asalla ilgili ne vardı? EBOB'ları neydi? Bir. Aralarında asal sayıları EBOB'u nedir? Birdir. Aa burada karışık sorular var. Şimdi bunları bir daha hatırlayalım. Kenar uzunlukları olan dikdörtgenler birbirine eş ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden kare şeklinde mermerler. Fayans şeklinde, kare şeklinde zemini kaplama sorularında ne yapıyorduk? EBOB'unu buluyorduk değil mi? Ortak bölenini buluyorduk parçalara ayırma sorularında. Peki diyorum ki hocam ben 540 ile 780 değil de 54 ile 78 alsam sonra 0 eklesem olur mu? Olur.
2'ye böldüm 27. 2'ye böldüm 39 mu oldu? Evet, bu oldu. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 13. Oldu mu? Oldu. 6 değil. Ne yazacağız? 60. Demek ki her bir mermerimin boyutu ne olmalı? 60. Peki kaç mermer gerekiyor dersen, alan kapladığı için ne yapıyorduk? 540'ı 780 ile çarpıyorduk. Bir tane mermerin boyutuna bölüyorduk. 60 ile 60. Bunun kaç katı? 9 katı. Bu bunun kaç katı? 13 katı. 9 kere 13 kaç oldu? 117. Tamam mıdır? Bir de tekrar etmiş olduk bunları da. Çocuklar, bu testi bitirene kadar ders yapacağım bugün sizinle. Bu test, ben bunları bugün bitirmeliyim. Yazılısı olanlar var. Mutlaka bitirelim bunu. Şimdi burada virgül nereye gelmiş? 1 ile 57'nin arasına gelmiş. Ne olmuş? Virgül sola doğru kaydığına göre sayı küçülür mü? Evet. Sayı küçüldüğüne göre üst ne olacak? Büyüyecek. Kaç basamak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak büyüyecek. 10 üzeri A, bunu çözmedik mi? Yok değil mi? A ne oldu? 6. Burada virgül nereye gelmiş? Buraya. 1,72 oldu. Çarpı 10 üzeri bakalım. Virgül 3 basamak sağa kaydığına göre 3 basamak büyümüş. Üst ne olacak? 3 basamak küçülecek. B'de eksi 3 oldu mu? Bana diyor ki A eksi B. Bakın, bir eksi 3'ten gelen var, bir de aradan gelen eksi var. Eksi ile eksi ne oldu? Artı 3 oldu mu? Topladım, ne oldu? 9 oldu. Artık bilimseller tamam mı? Tamam hocam. Güzel. Geçiyorum bakalım menüde ne var. Hocam bakın, bir şey sorabilir miyim? Söyle yavrum. Hocam bilimsellerde virgülden, hani basamak sayısını soruyorsa virgülden sonrasını sayacağız değil mi? Bak şimdi. Ne olsun mesela? 6,7. Bir tane sayı kendin örnek ver. Sen kendin söyle. 823. Evet. Böyle mi? Evet hocam. 8,23 mi olacak? Evet hocam. Virgülden sonra, virgül buraya geldiğine göre virgülden sonraki basamakları sayıyorum. Sıfırları değil. 1 basamak, 2, 3, 4, 5, 6. 5 basamak büyüdü, 6 basamak büyüdü, 6 basamak küçüldü. Tamam mı? Hocam peki kaç basamaklı derse onu nasıl yapıyorduk? Kaç basamaklı sorularını size sormaz ama ola ki sorarsa, mesela 828 çarpı 10 üzeri 4 dese. 10 üzeri 4 demek 828'in yanına 4 tane 0 yaz demek. Kaç basamak oldu? Hepsini sayıyorsunuz. Tamam mı? Tamam hocam. Soru soran kim? Hocam soruyu bir daha anlatır mısınız? Hemen anlatayım yavrucuğum. Bakıyorum. Nerede? Neredeydi o soru? Şurada. Beline. Bak şimdi. Bana diyor ki, soruyu bir daha baştan kendin oku içinde. Bana diyor ki burası 540. Burası 780. Okudum soruyu. Okudum. Şimdi diyor, dikdörtgen şeklindeki bir salonun, bu bir salonun tabanı birbirine eş ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan kare şeklindeki mermerlerle, böyle mermerlerle kaplayacağım ama kare. Ben diyorum ki hocam, bu karenin bir kenarı 780'e bölünmeli mi? Bölünmeli değil mi? 540'a da bölünmeli mi? Evet. O zaman bu mermerin bir kenarı ne oldu? Böldük, 60 mı bulmuştuk az önce? Evet. Bir tane mermerin alanı 60. Benim bütün alanım kaç? 780 çarpı 540 değil mi bütün alanım? Benim bir tane mermerimin alanı kaç? 60 çarpı 60. Var mı sorun buraya kadar Beline? Yok hocam. Biz bununla bunu çarpıp birbirine bölmektense işin kolayına kaçıyoruz. Diyoruz ki 780'i direkt buna bölün 13, 540'ı direkt buna bölün 9, çarpın 117 bulun diyoruz. Anladın mı? Anladım hocam. Çocuklar, soruyu geçsem bile söyleyin, geri gelirim. Çözmeden geçmiyoruz. Alanı 16 olan, şimdi hatırlıyorsanız ben size, çocuklar, alanı 16 dediği anda
Nasıl bir şekil bu alanı 16 olan? Ne bu? Kare. Hatırlıyorsanız ben size EBOB EKO konusundan önce çarpanlar katları anlatırken alanı 16 dediği zaman ben diyordum ki bunun biri 1 ise 16, 2 ise 8 diyordum. Ama o hangi sorularda geçiyordu? En az, en çok soruyordu. Bak burada ne soruyor? Direkt net. Çevresi nedir? Çünkü bu bir kare. Bu bir kare olduğuna göre diyorsun ki hocam sen bize dedin ki eğer kare ise köklü sayılar devreye giriyor. Yani bu ne demek? Bir kenarını bulmak için biz ne yapıyorduk? Bir kenar ne eşit? Kök 16. Kök 16 yani bir kenarı 4, bir kenarı 4 oldu. Anlaşıldı mı? Çevresi nedir bunun? 4 kere 4 16. Sana diyecek ki alanı 144 olan karenin çevresi nedir? Sen hemen diyeceksin ki hocam alanı bu ise 144 ise bir kenarı kök 144. Kök 144 neye eşit? 12. Hocam bu karenin bir kenarı neymiş? 12. Çevresi 4 tane 12. 4 çarpı 12 ne oldu? 48. Oldu mu? Anlamayan var mı? Yok. Devam ediyorum. Bakıyorum ne demiş bana. Hemen ne diyor? Şekilde alanları. O alanları dedi mi benim hemen devreye bir kenarı kareköküdür bilgisi giriyor. Burası da nedir hemen? 4 4 4'tür. Burası da hemen nedir? 3 3 3 3'tür. Burası da hemen nedir? 2 2 2 2'dir. Yazın. A noktasından B noktasına kenarları kullanarak giden en kısa. Kenarları kullanarak gideceğim bak. 5 10, 14, 17, 20, 22, 24. Söyle. Şimdi geldim buraya. Kök 79 hangi iki sayının arasında? Kök 79'dan önce kim var? Tam sayı olarak. Diyorum ki sanki 64 var değil mi? 8'in karesi 64. 9'un karesi 81 var. Demek ki bu 8 ile 9 arasında mı? Evet. 8 ile 9 arasında olduğuna göre, çocuklar kendi adınızı yazar mısınız? 8 ile 9 arasındaki bir sayı, peki kime yakın? Sınavda aynen böyle yazacaksınız. Yani eğer boşluk doldurmalı ya da not yazmaysa. Bakın 64'e mi yakın, 81'e daha yakın değil mi? Diyeceksiniz ki hocam 8 ile 9 arasında 9'a yakın diyeceksiniz. Tamam? 9'a yakın. Devam ediyorum. Bakayım ne var. Evet. Kök 17'den sonraki tam kare sayılar. Bak. Kaç tane tam sayı vardır? Kök 17. Kim var kök 17'den sonra? 25 var mı kök 25? Kök 36 var. Kök 49 var. 7'nin karesi. 8'in karesi 64 var. 9'un karesi 81. 10'un karesi 100. 11'in karesi 121. 12'nin karesi 144 olmaz hocam. En az 5, en çok 11. Kaç tane diyor zaten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sayı mı oldu? Demek ki bunları çözebilmeniz için köklü sayı sorularını tam kareleri bilmeniz lazım. Şimdi mesela kök 132'nin hangi iki sayı arasında olduğunu bilmeniz için ne yapmanız lazım? Kök 132'den önceki tam kareyi sonraki tam kareyi bilmeniz lazım. 132'den önce kim var? 121 mi var? 132'den sonra kaç var? 144 var. Kime yakın? Bununla arasında 11 fark var. Bununla arasında 12 fark var. Demek ki kök 121'e eşit. Kök 121'e yakın pardon. Kök 121'e yakınsa kime yakındır? 11'e. Bunlarda anlamadığı bir yer olan varsa şundan dolayı anlamıyordur. Tam kareleri bilmiyordur. Tam kareleri bu gece mutlaka ezberleyin. Google'a yazın. Tam kare sayılar çıkar karşınıza. Ya da ben Instagram'da paylaşırım. Oradan da bakabilirsiniz. Tamam? Hocam. Ece. Hocam her iki tarafa da eşit olması mümkün mü? Mümkün. Öyle bir sayı verir ki ikisinin ortasında olur. Olamaz mı? Şimdi ne dedim az önce? Dedim ki 144 12 idi. 169
13'tü. Ama kime yakın demiş bize A'yı? 12,5 ortasıysa 13'e yakın. Bakalım 150 kime yakın? 150 burada 6 fark var. Burada 19. Olmaz hocam. 155 olsa burada 11 fark var hocam. Burada 14 fark var. Olmaz hocam. 158 olursa eğer 14 fark var, 11 fark var. 158 olabilir. 168 de olabilir ama 168 13'e çok yakın olmalıydı. Bu kadar ortada olmaması gerekiyordu. 158 daha mantıklı olur bizim için. Anladınız mı? Kime yakın? Biri kök içinde, biri kök dışındaysa bir şey yapamazsınız. Şimdi ben size diyebilir miyim? Benim boyum Ayşegül'ün kilosundan fazla. Olmaz. Aynı tür değil ki. Aynı tür olmayınca kıyaslama yapamam. O zaman şöyle diyorsun değil mi? Hocam o zaman 9 dışarı çıkmadan önce 81'di. B zaten kök içinde. A da 10'da çıkmadan önce 100'dü. Kök 81. O zaman burası 82 olabilir. 83 olabilir. 84 olabilir. Nereye kadar? 99'a kadar olabilir mi? 82'den 99'a kadar kaç sayı var? Bulmak için ne yapıyoruz? Bundan bunu çıkarıyoruz. 17 1 ekliyoruz. 18 tane sayı. Siz sınavda parmak hesabı yapın. Sayın. Yanlış olmasın. Anlamadığınız şey var mı bu soruda? Yok. Bakıyorum. Yine bir soru. 247. 247'den sonra kim gelir? 247'nin karesini almam lazım. Karekökünü almam lazım. Diyorum ki 247'nin karekökü aşağı yukarı nedir? Hesaplıyorum. 15 virgül falan filan bir şey. O zaman diyorum ki 16 olsa 256 olabilir mi kök içinde? Olabilir. Bu 16 olabilir. Bu da 15 olabilir mi? Evet. İkisinin toplamı ne olabilir? 31 olabilir. Çocuklar diyorsunuz ki hocam bize dedi ki bütün sayıların arasından irrasyonelleri nasıl seçiyorum? İrrasyonel. 1. Kök dışına çıkamayan. Mesela kök 3 nedir? İrrasyonel. Ama kök 4 nedir? Rasyonel. Kök 5 nedir? İrrasyonel. Kök 6 nedir? İrrasyonel. Ama kök 9 nedir? Rasyonel. Tamam mı? Bak kök 25 nedir? Rasyonel. Kök 121 rasyonel. Pi sayısı irrasyonel. Bunu da sorabilir. Pi sayısı irrasyonel. Tamam mı? Devirliler rasyonel. Devirliler rasyonel. Tamam mı? Kök dışına çıkabiliyor mu? Hayır. İrrasyonel. Kök dışına tam sayı bak. Kök 8 demeyin bana hocam 2 kök 2 çıkıyor. Hayır. 9 gibi 16 gibi tam kare olacak. Bu nedir? İrrasyonel. Demek ki siz diyorsunuz ki hocam 2 tane irrasyonelimiz var. 2 tane irrasyonelimiz var. Nedir bunlar? 1. Tam kare olmayan. Tam kare olmayan. Yani kök içinde tam kare olmayan. Yani kök 7, yani kök 8. Kök 9 olur mu? Hayır. Kök 10 gibi. Bir bu, bir de pi sayısı. Bunlar irrasyonel. O zaman bu rasyonel bir sayı. Bu rasyonel bir sayı. Devirliler zaten rasyonel. Bu da rasyonel. 4 tane rasyonelim var. Anlaşılmadık bir şey var mı? Geldim. Köklü sayılarda çarpma, bölme, toplama, çıkarma. Çocuklar sayıları kendi arasında çarpıyorsunuz. 3 kere 4, 12. Bundan bunu çarptınız ne oldu? Kök 36. Hocam 36, 6 olarak çıkar mı? Tabii ki çıkar. 6 kere 12 ne oldu? 72 oldu. Tamam mıdır? Var mı sorun? Hocam ben aralarında asalı anlamadım, yarın gelsem olur mu? Yavrum ben size ne diyorum? Benden izin almayın. Gelin ayaküstü de olsa ben size anlatırım. Siz yeter ki gelin. Siz yeter ki çalışın. Tamam. Kök 28 bölü kök 7. Bunları
Mesela burada 4, burada 2 olsaydı 4'ü 2'ye bölerdim. Kök içinde 28'i 7'ye bölerdim. 4 yazardım. Anladınız mı? Yani köklüleri kendi içinde direkt şöyle bölebilirsiniz. Kök 28'i 7'ye böldüm 4. Kök 4 ne oldu? 2. Yalan söylüyor. Bu olmaz. Geldim buraya. Bunları aynı kök içinde çarpabilirsiniz. 18 çarpı 20. 18 çarpı 20 ne oldu? 360 mı oldu? Hocam 360 60'ın karesi değil. 3600 olsaydı olurdu. Niye olurdu? 3600'ü 36 çarpı 100 yazardım. Hocam çarpım varsa aralarından, sen bize dedin ki ayrı ayrı yazabilirsin bunları. 36 6 çıkardı. %10 çıkardı. 6 kere 10 60 olurdu. Ama bu yanlış. Çünkü 360 olmaz. Tamam? Geldim buraya. Hem çarpma hem bölme varsa önce kök 30'u kök 6'ya böleceksin. Soldan başlanır çünkü. Sonra kök 5 ile çarpacaksın. 30'u 6'ya böldüm ne oldu? Kök 5. Kök 5 ile kök 5'i çarptım ne oldu? 5 oldu. Anlamadığınız bir yer var mı artık? Sanırım son sorumuza geliyoruz. Evet, son sorumuz. Bakıyorum, az önce ne dedim size? Bununla bunu çarparsam ne olur? 6. Kök 7 ile kök 7'yi çarparsam ne olur? 49. 49 tanıdık geldi. Ne olarak çıkıyordu 49? 7. 6 kere 7 ne oldu? 42. Geldim buraya. Bunun başında ne var? Eksi 1 kök 32 sayılır bu. Tamam mı? Bölü 2 kök 8 sayılır bu. Hocam ben bunları şöyle bölsem olur mu? Önce 32'yi dışarı çıkarayım. 32 dışarı nasıl çıkıyordu? 2'ye bölüyorduk 16. 2'ye bölüyorduk 8. 2'ye bölüyorduk 4. 2'ye bölüyorduk 2. 2'ye bölüyorduk 1. İkili ikili yapıyorduk değil mi? 2'nin karesi. 2'nin karesi 2. İkiler çıkıyordu dışarıya. Kök 2. 4 kök 2 oldu mu? Yani 4 kök 2 değil, eksi 4 kök 2'yi neye böleceğiz? 2 kök 2. 2 kök 2 değil. Kök 8. 8'i de dışarı çıkaralım. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1. 2'nin karesi çarpı 2. O da 2 kök 2 mi oldu? Çarpıyorum. Eksi 4 kök 2. 4 kök 2. Bu buna bölünürse eksi 1 kalır mı? Kalır. Çok mu uzun oldu? Bir pratik yolunu çözelim. 32'yi neye bölelim? 2 kök 8'e bölelim. Burası 1 mi? Eksi 1. Şunu şöyle yazalım. Eksi 1 bölü 2. Kök 38'i kök 8'e bölersem ne olur? Kök 4. Eksi 1 bölü 2. Kök 4 ne olarak çıktı? 2. Çarptım. Eksi 2 bölü 2. Böldüm. Eksi 1. Tamam mıdır? Devam. Kök 150 bölü kök 6. Tek kök içinde bölsem ne olur? 25. 25 ne olur? 5 olur. Bununla bunu çarptım. 6 kök. Bununla bunu çarptım. 6. 6 kök 6.